Söz hakkından merhaba. Bugün değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Kuşoğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiden arkadaşı, birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundular. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi yoldaş oldular. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu belki de hepimizden iyi tanıyan bir isim. Referandumdan sonra, özellikle Deniz Baykal'ın yaptığı çıkıştan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın 2019'da yapılacak seçimi için formüller üretildi. Bu arada Mersin Milletvekili Fikri Sağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl tek adam Kemal Kılıçdaroğlu diye Akşam Gazetesi'ne verdiği bir demeç var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı eleştirilere, gelişmelere yol açtı. 2019'a kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek, izlemeli? Sayın Kuşoğlu'nun görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Konumuz çok, tartışmalı konular evet. Var. Siz de sakin bir politikacısınız. Hani sakin güç derler ya. Sakin bir yapınız var. Parti içerisinde de dengeli bir yapınız var. İsterseniz önce Sayın Baykal'ın ifade ettiği, eğer aday olacaksa Kemal Bey açıklasın, işte olmayacaksa genel kurula gidelim, aday olacak kişi CHP'nin başına geçsin. Herhalde kendisini tanımlıyor. Gibi hepimizin izlediği ve medyaya da yansıyan görüşleri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kuşoğlu? Evet. Şimdi özellikle referandum sonrası Türk siyasetinde önemli değişiklikler oldu. Yani Türk siyasetinin yapısı değişti, zemin değişti, kuralları değişti. Bununla birlikte oyuncular da değişecek. Yani kadrolarda da değişiklik söz konusu olacak. Çok önemli bir dönemdeyiz. Ben bir yazımda da hatta şöyle ifade ettim onu. Hani belli dönemlerde kartlar yeniden dağıtılır ya, siyasette öyle ifade edilir. Ha, bu dönem kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani siyasette değişiklik olacak, kadrolar değişecek, önemli değişiklikler olacak anlamında söylenir bu. Bu sefer kartlar değişmiyor yalnızca, masa da değişiyor. Yani çok önemli değişikliklerin olduğu bir dönemdeyiz bu dönem. Çünkü siyasetin kuralları değişiyor. Şimdiye kadar parlamenter bir sistem vardı. Şimdi başkanlık sistemi gibi bir sisteme geçiyoruz. Ne olduğu da tam belli değil ama farklı bir sisteme geçiyoruz. Bir ara dönem var. 2,5 yıl parti genel başkanı olmayan bir başbakan tarafından Türkiye yönetilecek. Yani geçici bir hükümet söz konusu olacak. Nasıl yönetecek? 2,5 yıl Türkiye'nin çok radikal şekilde çözülmesi gereken problemleri var, sıkıntıları var. Bunlar nasıl çözülecek? Niçin geçici bir hükümet söz konusu? Neden biz referandumda tuttuk? Referandum sonrası 2,5 yıl sonra o değişikliklerin yürürlüğe girmesini kabul ettik. Anlamak neden mümkün değil. Bugün madem Türkiye için çok acil olması, bu kadar vatan bölünecek. Neden bunu yapmıyoruz? Hemen evet. Niye acil bugün evet. Olmadı? Evet. Vatan millet dediler, çok elzem dediler. 2,5 yıl sonra yapılacak. Şimdi 2,5 yıl Türkiye'yi geçici bir hükümet yönetecek. Partinin genel başkanı olmayan bir başbakan. Nasıl yaptıracak? Sabaha kadar milletvekillerini nasıl çalıştıracak? Nasıl o zor, sıkıntılı bazı kanunlar çıkacak? Çıkarabilir. Ama Cumhurbaşkanı gelecek, meclise o çıkaracak. Yok, gelmeyecek. Nasıl gelecek? Niye gelecek? Gelmesin partili genel başkanı, yani meclis partili grup genel başkanı ama konuşmasına gelmeyecek. Cumhurbaşkanı ile meclis ilişkileri de muamma. Orada kocaman bir soru işareti var. Şimdiye kadar mesela iktidar partisi nedir? İktidar partisi en fazla oy almış başbakanın olduğu partidir, değil mi? Evet. Mesela Plan ve Bütçe Komisyonu, anayasaya göre Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 40 üyesinin 25'i iktidar partisinden seçilir diyor. Peki tabii. Şimdi şöyle bir şey oldu 2019'da. Diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan seçildi başkan olarak. Şeyde meclisteki çoğunluk da başka partiden oldu. Meclisteki çoğunluk. Evet. AKP'den olmadı. Başka partiler çoğunluğu oluşturdu. İktidar partisi kimdir? Muhalefet oluşturan partiler diyelim. Yani muhalefet tanımı da değişiyor ya, muhalefet, da çünkü. Ha, her şey yani, alt üst oldu. Cumhurbaşkanının partisi, meclise çoğunluk
partisi olsa bile, yani en çok oy alan parti olsa bile, ama karşısındaki grup, muhalefet diyelim artık ona, muhalefet grubunun daha fazla oyu olabilir, doğru. Oyu olabilir, daha fazla milletvekili seçilmiş olabilir. Daha fazla milletvekili. Peki ne olacak, nasıl mecliste komisyonlar oluşacak? Ya yani iktidar partisine ya da Cumhurbaşkanı'nın partisinden olmayacak. Muhalefet. O zaman nasıl çıkacak onlar? Yani nasıl? Hayır, bütçe, şimdi, bütçe için kolay. Bütçeyi Cumhurbaşkanı yapıyor. Tamam, Cumhurbaşkanı ama kanunlar getirecek. İçin zor. Cumhurbaşkanı getirecek. Şimdi Cumhurbaşkanı getirip nasıl komisyonlarda sunum yapacak? Genel kurulda sunum yapacak? Bunlar belli değil. Yok böyle bir şey. Böyle bir usul yok. Cumhurbaşkanı gelecek, bütçesini sunacak meclise. Evet. Değil mi? Gelmeyecek ama. Kim sunacak? Yani, yardımcısı sunacak. Cumhurbaşkanı ile meclis ilişkileri belirsiz. Çok belirsiz, hem de çok belirsiz. Evet. Böyle saçma sapan, ne olduğu belli olmayan bir döneme girdik. Biz de konuşuyoruz iktidar partisi milletvekilleriydi. Onların da kafası karışık. Bir şey diyemiyorlar. Derseler başları belaya girecek. Eleştiremiyorlar. Yani bir şeyleri, doğruyu söylemenin günah olduğu, yanlış olduğu, yasak olduğu bir döneme girdik ya. Allah kahretmesin. Böyle bir dönem olabilir mi? Doğruyu söylemek, mecliste doğruyu söyleyebilmek günah. Allah Allah. Yani böyle bir dönem, böyle yani bir dönem. Yani sizler yaşıyor. İçin değil tabii. Yani özellikle AK Parti milletvekillerini kastediyorum. Özellikle onlar için. Yani onlar ya şu yanlıştır, şunu şöyle doğru yapalım, şu ifade. Yani, biraz önce şuraya girmeden önce konuşuyorduk. Cumhurbaşkanının anayasada nasıl bir ifade var? Tarafsızlığı söz konusu değil tabii, mi? Tabii tabii. Cumhurbaşkanı çok ağır yemin var yani. Evet. Cumhurbaşkanı tarafsız olma konusunda yemin etmiştir. Bugün de aynı ifade vardır, tarafsızlık yemini. Evet. Peki Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabiliyor mu? Oluyor. Ve şu anda oldu mu? Nasıl tarafsız olacak? Yani Aziz bu yemin... Nesin bunu yazdı şimdi ama bunu... Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, evet, dedi. Yani böyle yani Cumhurbaşkanı komik, hem taraflı hem tarafsız. Böyle saçma sapan şeyler. Şimdi bunu bir AKP'li milletvekili söylese, ya bu yanlış, saçmadır, bunu düzeltelim dese, adamı asarlar. Ben biliyorsunuz bu hafta mecliste bayağı vakit geçirdim. Kulislerde evet, evet yoğun çalıştım. Hani ben de anlamaya çalışıyorum. 45 yıldır gazeteciyim ama ne olup ne bittiğini, bizde ne olacağını. Mesela bir AK Parti milletvekili duayen ne bir isim. Dedi ki biz uyardık. Yani rakam aklımda değil, siz biliyorsunuzdur. 80-90 maddede işte başbakanlık kelimesi kalktı, bakanlar kurulu kelimesi kalktı, evet. Değil mi? Ya söyledik diyor, şu Cumhurbaşkanlığı yeminindeki tarafsızlık kelime, bir kelime. Onu çıkaralım, çıkarın dedik diyor. Ama diyor yani dinletemedik ya da gidemedi, saraya kadar gidemedi. Tabii, tabii, korkudan diyor. O lafı götürememişlerdir. Çok evet. Doğru bir tespit. Yani siz söyleyince şimdi aklıma o cümle yani geldi öyle. Ki evet, dünkü yazımda ben de bunu yazdım. Yani üç püf noktası diye yazdım. Birincisi bu dediğiniz çok haklısınız. İkincisi mesela mesela Devlet Bahçeli, Kemal Bey çok hakaretvari cümleler kurmuyordu Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde. Yani öyle bir üslubu yok ama Devlet Bahçeli mesela çok ağır hakaretlerle, değil mi? Recep Tayyip Erdoğan şimdi eleştirirse Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanacak. Bir yıldan dört yıla evet. Kadar bir de açık olursa %50 arttırılır. İşte mitinglerde söylerse yüzde bilmem kaç arttırılır. Olur mu? Böyle saçma şey olur mu? Ben rakip partinin, özellikle iktidar partisinin genel başkanı için bir laf edemeyeceğim. Edemeyeceksiniz. Aman dikkat edin. Aman yani yarın cezaevinde olur. Siz ziyarete gelmeyelim. Evet, yani böyle bir saçma, ne olduğu belli olmayan bir döneme girdik. Yani siyaset değişti ama olumlu bir şekilde değişmedi. Doğru bir şekilde değişmedi. Yanlış işler yapıldı. Buna da maalesef diyorum artık, birileri kafayı da çalıştırmadan şunu boşu boşuna hemen evet dediler. Geldi. Ama boş şimdi kağıda imza attılar. Boş kağıda imza attılar. Mecliste de yani halkı zaten suçlamıyorum ama dediğiniz gibi mecliste de milletvekilleri boş kağıda imza atarak bu kadar önemli bir konuda evet dediler. Yani olmaz böyle bir şey. Bakın, bu kadar AK Parti... sorumsuzluk olmaz. Evet. Vebaldir bu. Yarın yani sadece biz işlediğimiz hırsızlıktan, şundan bundan, bunlardan dolayı da vebal altındayız. Yarın ahirette inanıyorsak bunlardan dolayı da cezaya tabiyiz. Böyle saçmalık olur mu? Bu ülkenin evlatları, sıkıntıları söz konusu olacak. Askerdeki evet. Çocuklar, işsiz insanlar, bilmem ne, bir yığın bunun sorun yansımaları var. Yani bütün bunlara nasıl bu kadar sorumsuz bir şekilde evet diyebiliriz?
Böyle saçma şey olur mu? Bunlar vallahi, doğru dürüst konuşulacak, tartışılacak işler. Mesela dün, o gün gene mecliste, dün ya da önceki gün bir AK Parti milletvekili dostum da ya dedi biz yani ilettik arkadaşlar ama baktık olmuyor. MHP'deydi o sırada taslak, MHP'liler, MHP'lilere de uyardık. Ya bu kadar acil Türkiye'nin iç ve dış sorunları birikip de anayasa değişip parlamenter rejim yerine Cumhurbaşkanı yani tek kişinin iradesi olsun. O zaman niye 3 Kasım 2019 bekleniyor? Bir hüküm koyun. Erken yapılacak işte erken seçimde de Cumhurbaşkanlığının görevi sona erer. Erken genel seçim olursa bile Cumhurbaşkanlığı seçimi de birlikte yapılır diye bir hüküm. O zaman da bu sene Eylül ayında, Ekim ayında da evet çıktığı takdirde yapılırdı. Şimdi herkes AK Parti milletvekilleri ya evet çıktı keşke koysaydık diyorlarmış kulislerde birbirlerine. Yani gerçekten iyi hazırlanmış değil, boşlukları doldurulmuş değil. Yani çok fazla boşluğu var, evet, çok eksiği var. 97 yıllık bir alışkanlıktı parlamenterde. Tabii. Bir 97'di, belki 197 yılda buna mı aldı? 2000 yıllık. Şimdi ben geçen sefer de söyledim abi. Biz başbakanlığı neden kaldırdık? Neden başbakanlığı kaldırdık? Bizim 2000 yıllık geleneğimiz bu. Evet, bizim bahsetmiştim. Başbakanlık daha önce, evet daha önce başvekillik olarak, ondan önce sadrazam, ondan önce vezir-i azam olarak var. Yani bizim geleneğimizde hep ikilidir. Cumhurbaşkanı, başbakan, reis-i cumhur, başvekil, padişah, sadrazam, hakan, vezir-i azam. Hep böyle gelmiştir. Ta Orta Asya'dan beri, Selçuklularda, Osmanlılarda ve Cumhuriyet'te böyle olmuştur. Şimdi biz bunu kaldırdık. Niye kaldırdık? Bir Allah'ın kulu, bir Müslüman bunun gerekçesini söylesin. Tek bir gerekçesi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın ikbali için. Böyle bir saçma şey olur mu? İstediği yani, için. İstediği için, evet. İkbali için. Yani öyle. Abdullah Gül'ün başka hiçbir niye kaldırılmadı? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken de gündeme gelmedi. Evet. Başka bir gerekçe yoktur. Yani 2000 yıllık gerekçemizi bunun için kaldırdık. Bunun vebali vardır. Bunu kaldıranlara, buna evet diyenlere yarın herhalde bunun hesabı sorulacaktır ahirette. Yani bu kadar saçma iş yapılır mı? Bu kadar gerçekten de 2000 yıllık geleneğini değiştiren hiçbir gerekçesiz. Çok da başarılıdır bu başbakan ve cumhurbaşkanlığı sistemi, padişah sadrazam sistemi. Çok güzel örnekleri var. Bunu tutup da değiştirmenin bir alemi var. Mesela padişahın zayıf olduğu yıllarda, günlerde sadrazamlar önüne belana çıkıp yani devletin bütün nizam, yükünü... Biz nizam-ı mülk gibi bir başbakan yetiştirmişiz ve zirazam yetiştirmişiz. Köprülüler gibi bir şey, onlar da hanedan olmuş, onlar da devletin adamı olarak, padişaha bağlı devletin adamı olarak köprülüler. Hizmet etmişler. Sokullular öyle değil mi? Tabii tabii yani, padişahın yani yanlışlarını düzeltmişler, hatalarını düzeltmişler tabii, değil mi? Tabii. Onun ne diyelim ona hani birbirlerine bir destek olmuşlar. Fazla destek olmaz da padişaha padişahtan çok destek olmuş. Yani şey yaptılar efendim çatal kazık toprağa batmaz. Toprağa batırmıyoruz. Biz dik tutmaya çalışıyoruz. Çatal olursa daha dik durur ya. Böyle saçma şey olur mu? Böyle saçma şey olur. Artık yani yapacak o şey. Anadolu insanını, o temiz insanı da kandırdılar, bu hale getirdiler. Bizim 2000 yıllık geleneğimiz ve çok doğru bir işti. Maalesef değiştirdiler bunu. Şimdi altından kalkamayacağız. Bu 2,5 sene bu ülkenin bu kadar acsefil, sıkıntılı, işsiz problemlerin acil olarak çözülmesi lazım. Hukukta, vergi konularında, sosyal güvenlikte her alanda sıkıntımız var. Dış politikamız dökülüyor, dökülüyor. Ama peki bütün bunlarla ilgili olarak bu geçici hükümet, başbakanı, parti başkanı olmayan, gücü olmayan bu hükümet, yarın gideceği belli olan bu hükümet nasıl iş yapacak? Nasıl radikal bu işleri, radikal çözülmesi gereken bu işleri nasıl siyasi çözecek? Siyasi partiler yasası, seçim yasası. Evet, nasıl halledecek ama bunları? Ama bakın şimdi anayasa değişikliğine Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yüksek kelimesini kaldırarak Hakimler Savcılar Kurulu adıyla bağımsızlık kelimesine ilaveten bir de tarafsızlık kelimesi eklendi ve bununla da övündü. Evet. Değil mi AK Parti bu anayasa değişikliğini savunurken? Bakın sadece bağımsız değil bir de tarafsız koyduk dediler. Ama Barış Yarkadaş bu hafta açıkladı ki 1197'nin alınan hakimin %90'ı AK Parti örgütlerine kayıtlı
evet, üyesi, evet, başkanı, yardımcısı, 97 puan alan yazılı sınavda bir hakim mülakatta 10 saniyede elenirken 70 puanın altında alan bir hakim adayı, evet, seçiliyor. Yani partili cumhurbaşkanından sonra partili hakimler başladı. Sırada tabii, partili tabii, savcılar var herhalde. Partili bürokrasi zaten 15 yıldır tabii var. Ya cumhurbaşkanı biz en saygı duyduğumuz makamdır. Cumhurbaşkanı mübarek makamdır bizim için. Bizim devlet geleneğimizde öyledir. Padişahın yeri, Hakan'ın yeri, Ulu Hakan deriz biz. Bunların yeri ayrıdır. Onlara siyasetin dışında bir saygı duyulur. Cumhurbaşkanına, padişaha, Hakan'a. Şimdi tuttuk biz bunu partili yaptık. Şimdi değişti. Övünüyorlar, gözler yaşarıyor bilmem ne. Ya niye? Peki ben nasıl saygı duyacağım? Şimdi ben nasıl eleştirmem gerekiyor değil mi siyasetçi, evet, olarak? Nasıl eleştireceğim? Cumhurbaşkanını eleştireceğim. Cumhurbaşkanının saygınlığı kalır mı Allah aşkına? O mübarek makam, o saygınlığını devam ettirebilir mi? Nedir bunlar ya? Bu, vallahi bu şöyle konuşmalarınızı önce bir hukukçuya vereceksiniz. Buz Cumhuriyeti değil ki. Afrika'da dün kurulmuş bir devlet değil ki. 2000 yıllık geleneği olan bir ülke. Bu 2000 yıllık geleneği biz nasıl şey altına aldık? Ayaklar altına gibi aldık. Hiçbir gerekçesi olmadan. Bir de milliyetçi insanlarımız var. Bir de muhafazakar insanlarımız var. Güya milliyetçi ve muhafazakar bir parti tarafından ya da partiler tarafından yapıldı maalesef bu iş. Bu çok büyük bir kötülüktür bu Türkiye Cumhuriyeti için. Çok büyük bir kötülüktür. Gerçekten çok büyük, evet, bir kötülük. Yani ben şunu hissediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bakın bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı aniden gitti Soçi'ye, Rusya'ya bir anlaşma imzaladı geldi. Var mıydı öncesinde hükümet tarafından yapılan bir hazırlık? Yok. Ne imzalandı orada? Referandumdan da bir süre önce, 15 gün önce gidilmişti. Yine bir şeyler imzalandı, gelindi. Neydi o? Hiçbir şekilde hükümet üyeleri de bilmiyorlar. Bakanlar bilmiyorlar. Bize, meclise, dolayısıyla millete de hesabı da verilemiyor. Ne imzalandı bilmiyoruz. Her şey tamam denildi. Domates haricinde her şey tamam denildi. Aynı gün, bakın evvelsi gündür, aynı gün Rus askerleriyle YPK'liler birlikte görüntü verdiler. Nöbete başladılar. Evet, hemen ortada, o anlaşmadan sonra birlikte görüntü verdiler, nöbet tuttular. Bunun hesabını kim verecek? Bir gece ansızın gelebiliriz diyordu. Ne bir gece? Sen tutacaksın Türkiye Cumhuriyeti olarak, ben orayı vuracağım, havadan vuracağım diye Rusya'ya, Amerika'ya haber vereceksin. Rusya'ya ve Amerika'ya haber vermek demek YPG'nin, PYD'nin haberdar edilmesi demektir. Boşaltıldı ve kayıpları olmadı. Ondan sonra bir daha da gidemiyorsun. Bir daha vuramıyorsun havadan. Karadan hiç gidemiyorsun. Bir gece ansızın gelebilirim. Ne gece gidebilirsin ne gündüz gidebilirsin. Mahkum olmuş vaziyettesin. Korkuyorsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk ordusunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu vaziyete düşürdüler. Bir de bunun hamasetini yapıyorlar. Yani dayanamıyorum, üzülüyorum. Ne gece ansızın gidebilirsin. Gündüz bile gidemezsin. Gündüz bile gidemiyorsun. Yani maalesef yani üzüntüyle bunları söylüyorum. Evet, hissediyorum. Yani. Gerçekten duygularınızı anlıyorum. Ama bunları vatandaşlarımız bilmiyor, anlatamıyoruz. Medya vermiyor bunları. Bakın siz Allah razı olsun çıkıyoruz burada, evet, anlatabiliyoruz. Ama o merkez medyada bunları anlatamıyoruz, söyleyemiyoruz. Söylesek yazamıyorlar. Herkes korkuyor. Böyle bir ülke olduk maalesef. Şimdi biz de kimseye hakaret etmiyoruz, kimseye hücum etmiyoruz, şahıslara yönelik bir ifadelerimiz olmuyor ama önemli olan burada tabii yaşanan olayların bir değerlendirmesini yapıyoruz. Ben sizin heyecanınızı anlıyorum. Özellikle anayasa değişikliği konusunda hani Allah düşman başına vermesin, böyle büyük acılar yaşar aileler. Sizin de eşiniz mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Kaybettiğinde de o acı sizde görmüştüm. Sanki böyle bir aile acısı gibi bir acı hissettiğinizi şu anda duyuyorum bu anayasa değişikliğiyle yaşanan. Ya hissetmez miyim? Yani ya, bürokrasiden geldiniz, siyasetin içindesiniz ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hassasiyet gösterdiğinizi anlıyorum. O zaman bu Deniz Baykal'la başlamıştık ama konu gerçekten hani bir dokun bir Ayşit'e dönüştü. Sayın Baykal'ın ifadelerini mutlaka dinlemişsinizdir, medyadan takip etmişsinizdir. Olumlu olumsuz tepkiler var ki olumsuzluklar ağırlıklı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biraz önce söylediğim gibi siyaset çok değişti.
Bu referandum onun bir kilometre taşıdır artık. Çok önemli değişiklikler oldu. Kuralları değişti siyasetin. Kadroları da değişecek. Değişiyor da. Ve zemin de, siyaset zemini de tümüyle değişiyor. Bu değişiklik sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir sıkıntısı var. Her partinin var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güzel sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi için. Biz %49'a bu referandumda lokomotiflik yaptık. Yani bizim öncülüğümüzde bu 49 alındı. Desteğiniz de var. Biz, tabii ki. Çünkü şunu da açığa kavuşturalım, kusura bakmayın. Yani mesela ben bu haftaki yazılarımdan bir tanesinde biraz CHP'den eski milletvekili tepki geldi. Sanki %49 Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısıymış gibi yazdın. MHP'li muhaliflerin, yani Türk Milliyetçileri hayır diyor platformunun çalışma. Dedim ki ya düğün salonu bulamıyorlardı. Kıraathane bulamıyorlardı konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle ben biliyorum. CHP'li belediyeler salonlarını açtılar. Tabii. Miting izinlerini aldılar. Onlara yol gösterdiler. Saadet Partisi ile benzer işbirlikleri yapıldı. Yani ben her gittiğim yerde Saadet Partisi'ne uğradım. Gittim, evet, ziyaret ettim. Tabii. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncü görevi oldu burada. Tabii. Elbette hani yani onların çalışmaları ayrıydı ama. Lokomotif görevini lokomotif biz yaptık. Siz tabii tanımladınız. Tabii ki tümüyle bize. Ama şimdiki sorunumuz şu. Nedir? Şimdiki sorunumuz bu %49'u liderliğini nasıl devam ettiririz? Nasıl yaparız? Yani Saadet Partisi'nden ülkücülere, HDP'ye, Atatürkçü vesaire bu geniş yelpazenin liderliğini, bunu lead etmeyi nasıl devam ettirebiliriz? Böyle bir sorunumuz var. Sorunuz ve bu 49'u 51'e nasıl çıkarırız? Bizim sorunumuz bu. Güzel bir sorun. Biz şimdiye kadar 25'lik bir partiydik. Şimdi 51'e oynuyoruz bakın. Bu güzel bir sorun. Bu sorunu, bu sıkıntıyı düşünmek, bununla ilgili çözümler bulmak zevk. Ben mutluyum bundan. Şimdi siyasetin kuralları değişti diyorum ya. Siyasetin kurallarını Sayın Erdoğan farkında olmadan kendi aleyhine değiştirdi. Nasıl yaptı? Daha önce Türk siyasetini siz çok iyi biliyorsunuz. Yıllardan beri artık Türk medyasında duayensiniz aşağı yukarı. Şimdi sağ %70, sol oylar %30 kabul edilirdi. Biz de bir sol parti olarak hiçbir zaman iktidara gelme imkanı olmayan bir partiydik, değil mi? Ama şimdi ne, evet, oldu? 50-50, yani 49-51, 50-50'lik bir denge yani söz konusu oldu. Yani AK Parti'nin oldu. Karşısında önemli bir cephe oluştu. Evet, sağ sol yok artık. Evet. Biz artık, şunu söyleyebilirim, biz de sol parti değiliz çünkü sağ yok artık. Bakın şeyden vazgeçilmez, yani sosyal demokrasinin kurallarından, halkın daha fazla desteklenmesinden, fakir fukaranın. Onları Saadet Partisi de MHP de söylüyor. Tabii bunlardan vazgeçmeyiz. Ama sağ sol demek bundan sonra doğru değil. Bitti öyle. Bitti. Bir mefhum kalmadı. Bir anlamı kalmadı. Bu bittikten sonra bu işin toparlanması daha kolay. Yani tutup da biraz önce saydığımız kesimlerin bir araya getirilmesi daha kolay olacak bizim için. Çünkü ama bunu eksiklik var. Sayın Erdoğan bitirdi çünkü. Sağ, artık kimse bize sol parti demiyor. Kendisine de sağ parti demiyor. Olay bitti. Bu zeminde toparlanmak, yeni kurallara göre oyunu oynamak, yeni kurallara göre siyaseti dizayn etmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek bizim yeni görevimiz. Yani Deniz Baykal'ın bu açıklamalarına katılıyorsunuz o zaman. Yeniden şöyle, yapılanma. Yani yeni bir yapılanma var ama şuna katılmıyorum. Yani şu anda adayımızı tespit edelim, şimdiden çıksın. Yok, o şu anda adayın tespit edilmesi falan yanlış olur. Çünkü çok siyasette hızlı bir değişim var. 24 saat siyasette çok önemli. Bu 2,5 sene sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçimler çok şey değişecek. Daha önümüzü bir görelim bir kere. En büyük sıkıntısı olan parti iktidar partisi. AK Parti, AKP. AKP şimdi... Öğretmenlerin, subayların, polislerin, devlet memurlarının, şeyden esnafın vesaire, herkesin FETÖ'cülüğü şey yaptı. Binlerce insan mağdur oldu. 150 bin galiba. Tabii işinden atılan devlet, işini kaybeden, özel sektörde olup kendi işini kaybeden binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Bir de devletten atılanlar var.
çok sıkıntıya girildi, çok mağdur edildi insanlar. Çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük mağduriyeti yaşanıyor şu anda. Peki bunun nesi eksik? Siyasi kanadı. Nerede bu siyasi kanat? AK Parti içerisinde, değil mi? Şimdi nasıl ayıracaklar? Siz bu kadar deneyimlisiniz. FETÖ'cülük nedir, bana tanımlayabilir misiniz? Nasıl ayıracaklar FETÖ'cüyü? Siz bir kişi söyleyin, yani söylemeyin, laf olarak söylüyorum. Söyleyeyim ben. AK Parti içerisinde deyin ki şu FETÖ'cüdür. Ben de diyeyim ki o FETÖ'cüyse şu da FETÖ'cüdür. Hiç kimse mesela yoktur şöyle ki. Şöyle ölçüt var ama baylok kullanan diyelim. Ya baylok kullanmak mesela da. Mesela Burhan Güzün'ün sosyal medyada çok geziyor. Yok, böyle bir şey yok ki. Bu da MİT tarafından bildiriliyor. Bazıları için Kemal Kılıçdaroğlu istiyor, listeler açıklanmıyor zaten. Yani baylok kullanan listeler açıklanmıyor. Eğer baylok ise, tanım o ise, şimdiye kadar MİT'in bunu vermemesi ya da MİT verdi de hükümet tarafından açıklanmaması da suçtur. Suçluyu korudular o zaman şimdiye kadar. Tabii, yardım ve yataklığa giriyor. Yardım ve yataklık yapmış oldular şimdiye kadar. Bazı bakanlar baylok kullanmış, bazı milletvekilleri baylok kullanmış, müsteşarlar kullanmış bilmem ne. Bunların isimleri yok ortalıkta. O zaman suç işlemişler. Nasıl tanımlayacaklar FETÖ'cüyü? Yani baylok ölçü ama ölçü açıklanmıyor. İçeri alınanlar, mağdur edilen, işinden olanlar baylok kullandıkları için miydi? Yok, hiç ilgisi yok. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden bir meslektaşımız... Yani cep telefonunda baylok olan birisini aradığı için kendisinin de yok da. Bilmem ne bankasına para yatırdığı için, bilmem ne gazetesine, dergisine abone olduğu efendim, için. Keşke para yatırsa, otomatik ödeme talimatı tabii, verdi diye, okula gitti diye, çocuğunu gönderdi diye, kardeşi bilmem cemaate yakın diye böyle mağdur oldu. Niye siyasette farklı bir kural uygulanacak? Var mı böyle bir saçmalık? Allah'tan korkmak lazım. Bu kural vatandaş için öyle işleyecek. Onlar çoluk çocuk, yani affedersiniz fahişelik derecesine düşürdüler. İnsanların bütün rızkını kestiler, yok ettiler. Bir nana ekmeğe muhtaç ettiler ama insanları. Ama sözlerinizin şu kısmını geliyor, açıklayalım. Siyasette bunlar olmayacak. Sayın Kuşoğlu, şu bölümü açıklayalım. 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katılan darbecileri kastetmiyorsunuz. Onları mı? Muhakkak ki. Biraz açıklar konuşuyorum. Biraz önce vatandaştan yanlış, hayır yani, yanlış anlaşılmasın. Sanki FETÖ'cüleri korur gibi. Yok, bir bankaya para yatırmış, kirasını almış, yani kirayı yatırmış. Yani gerçek mağdurlardan söz ediyorsunuz. Mağdurdan bahsediyorum. Evet. Yoksa gerçekten kalkmış, uçağa binmiş, bombalamış, bu adam darbe yapmış artık. Bir suç var. Bu çok net. Onlar suçlansın. Ama onun haricinde diğerleriyle ilgili olarak çok büyük soru işaretleri var. Çok büyük haksızlıklar var. Adaletsizlikler var. Hukuksuzluklar var. Zaten 17-25 Aralık diye bir milat koyuyorlar. O da hukuki bir milat. O da hukuki değil. Yani olayın her tarafı hukuksuz. Şimdi bu konuyu iktidar partisi bir kere ayrıştırsın. Vatandaşa yaptığı bu sıkıntıyı, bu zulmü bir kere kendi partisi içerisinde kimse FETÖ'cü onlara da yapsın bakayım, bir görelim. Ondan sonra siyaset belli olacak. Yani Türk siyaseti ondan yani sonra. Yani bu 2,5 yıl içerisinde ayrışacak. Bunun da temizlenmesini istiyorsun. Tabii ama temizleyemeyecek. Onu da söyleyeyim. Bakın Cumhurbaşkanı geldi, çok acele bir şekilde bir an önce benim iş başında olmam lazım, yapacağım işler var dedi, değil mi? Evet. Neyle yapacak? Yeni bir hükümetle yapacaktı. Şimdi ne dedi? Hemen ertesi günü kabine değişikliği gündemimizde yok dedi. Niçin bunu söyledi? Yapamıyorum demektir. Kabine değişikliğini yapamıyor. Çünkü yeni birilerini değiştirmesi halinde birilerini alacak bakanlıktan, birilerini getirecek. Bunu bile yapamıyor. Parti içinde bir huzursuzluk olacak. Tabii sıkıntı söz konusu. Zaten şimdi genel başkanlık Binali Bey'den gitti. Tabii orada genel başkan Binali Bey değil, partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı oldu. Her şey değişti, milletvekilleri şaşkın. Kimin FETÖ'den suçlanacağı belli değil. Yani şöyle bakıyorsunuz, diyorsun ki ya bu Bülent Bey suçlanırsa ben de suçlanırım. Haydi suçlanırım. Ya ben diyorum ki Orhan abi suçlanırsa ben de suçlanırım. Herkes birbirine bakıyor. Herkes suçlanabilir orada. Herkes. Şimdi orada taşlar bir yerine otursun iktidar partisinde. Bir görelim. Ama şöyle, ben siyasi, AK Parti tek başına iktidarken oturacağını düşünmüyorum. Bunların siyaseten hesap vermek zorundalar. O zaman bu kadar başka bir iktidar gelince o siyasi hesabı soracak. O zaman vatandaşa niye bu hesap soruldu? Niye vatandaş mağdur edildi? Bu kadar
Yani onların üzerine yıkılmış. Binlerce şirket, binlerce kişi bu kadar mağduriyet söz konusu. Kendi partine gelince yapmayacaksın. Allah'tan reva mıdır ya? Böyle bir şey olur mu? Bu ne hakka, hukuka girer, ne itikadımıza göre doğrudur. Böyle bir saçmalık olmaz. Evet ama mevcut. Vatandaşa yapılacak, devlet memuruna yapılacak, esnafa, çiftçiye, gazeteciler, her kesime yapılacak. Siyasetçiye gelecek, benim partim dursun. Efendim, var mı böyle yani bir şey? Şöyle, FETÖ'yle ilgisi olmayan ama işte akademisyenler bildirgesine imza atanlar. İşte hiç sanatçı, ilgisi olmadan, evet, hiç ilgisi olmayan sosyal medyada şunu yazdı diye. Deyip gönderiyorsunuz. Sabahleyin tahliye kararı veriyor hakim, görevden alınıyor, akşam yeniden tutuklanıyor. Tabii. Ahmet yani Bey. Türkiye ne hale geldi biliyor muyuz? Farkında mıyız bunun? Vatandaşımız görüyor mu, anlıyor mu Türkiye'nin ne hale geldiğini? Allah'tan korkmak, bir vicdanlı bir şekilde şu olaylara baksınlar. Bir hakim tutuyor, bir karar veriyor Orhan abinin dediği gibi sabah. Suçsuz diyor bu kişi, hemen akşam alınıyor o hakim. Ertesi gün tekrar o kişi tutuklanıyor. Hakim de tutuklanıyor vesaire. Ne oldu? Ne oluyor bu Türkiye? Böyle devam edebilir mi Türkiye? Bunları görmemiz, anlamamız lazım. Evet, düzelecek çok inşallah. Çok şey değişiyor. Çok değişiyor, yanlış bir şekilde yalnız bu işler yapılıyor. Hepimiz endişeliyiz. Sadece hani şimdiye kadar biz özellikle hani kentleşmiş, kentli olan, modern bir kesim endişeliydi. Şimdi muhafazakarlar da endişeli. Muhafazakar olup kendisini öyle tanımlayanlar da artık endişeli, sıkıntılı. Böyle devam etmez yani, çok açık. Böyle bir anlayış olmaz, böyle bir siyaset olmaz, böyle bir yönetim olmaz. Bu şekilde devam edemez Türkiye. Şimdi hani iğneyi başkasına, çuvaldızı kendinize batırın. Aslında biz ağırlıklı olarak bu programda Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu konuşmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da usta, ülkeyle usta politikacı olmuşsunuz gerçekten. Bağlantılı yani. Ama. Usta politikacı, ben ne sorsam AK Parti'yi eleştiren çok güzel konuları gündeme getiriyorsunuz. Bunların da elbette konuşulması lazım. Ben karşı değilim. Kimse hani siyasette eleştirilemez konumda değil. Neticede evet. Siyaset yapıyorsunuz. Onlar da gelirler, isteyen AK Parti Milletvekili Genel Başkanımızı buradaki iddialarınıza yanıt verir. Biliyorsunuz televizyonumuz açık bizim. Hatta beraber geliyorlar da, geldiler. Bugün görürseniz beraber ben, benim için tabii memnuniyetle karşı görüşe sahip insanların kavga etmeden, hakaret etmeden programımda kendi fikirlerini öne sürüp karşısındaki fikirlerinde yanlış olduğunu öne sürme hakları var. Demokrasi budur zaten. Tabii ki. Karşısındakinin de fikrine saygı göstereceksin hakaret. Öyle değil miydi ama yani yıllardır? Öyleydi, yapıyorduk. Öyleydi. Ne programlar yani, yaptık ben. Star Televizyonu'nda dahil 350'ye yakın program yaptım. Cemil Çiçek'i de, Abdülkadir Aksu'su da, yani Salim Uslu da, bugün AK Parti milletvekillerinden Bülent Arınç'ı da, Mehmet Ali Şahin'i de. Yani hiçbir televizyonun çıkartmadığı dönemlerde, yani 2000 yıllarından öncesini söyleyeyim, iktidarda başka. Evet. Onlar işte 28 Şubat kararlarından sonra Türk medyası onlardan korkarken, yayına çıkartırken ben hepsini çıkarttım. Bantlarım duruyor. Hepsi geldiler, konuştular. Sonra tabii konuşma yasağı gelince kimse gidemedi, çıkamadılar programlara. Şimdi Bülent Beyciğim, tamam AK Parti'nin hatalarını, anayasa değişikliğinin hatalarını çok çarpıcı cümlelerle öne sürüyorsunuz. Yeniden yapılanmanın olacağını ve taşların anayasa değiştikten sonra kartların yeniden dağıtılacağını, taşların yeniden temeli oluşturacağı yeni bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte ne yapmalı? Kurultay'a gidiyorsunuz, olağan kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu'na siz içindesiniz. Var mı karşı aday olacak arkadaşlarımız? Yani bir genel başkanlık yarışı yaşanacak mı sizce? Benim tanıdığım, bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu ondan memnun olur. Yani şöyle, elbette yaşanması canım, demokratik bir yarış, değişmesi gereken bir parti. Dolayısıyla değişmesi gereken parti mi, genel başkan mı? Parti. Öncelikle parti. Yani biraz önce söylediğim gibi, eğer biz bu %49'a lead edeceksek, yani bu 49'u bu kadar farklı kesimleri kucaklayacağız ve bunlarla iktidara gideceksek, bu 49'u 51 yapacaksak,
Biz değişmek zorundayız. Evet. Çünkü siyaset de değişiyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak değişeceğiz. Bu yeni kurallara, yeni zemine adapte olmamız lazım. Ve yeni kadrolara da bizim ihtiyacımız var. Türkiye çok genç. Mesela %40'ı Türkiye nüfusunun %60'ını oluşturuyor. 40 yaşın altındaki nüfus %60'ını oluşturuyor. Evet. Seçmenin. Bunu göreceğiz. Biz de ona göre kadrolarımızda değişiklikler yapmak zorundayız. Öncelikle bir kere parti üyeleri, delegelerde değişiklik yapacak. Partinin sloganları, söylemi değişecek. Genel başkan da değişir elbette. Yani genel başkan değişikliği en kolay tarafı. Yani, şimdi şeyden başlandı, genel başkandan başlandı. Yok, önce tabandan başlanması lazım değişimin. Öyle mi? Değişikliğin. Tabii doğrusu bu. Zaten şimdiye kadar öyle yapıldı ya, Sayın Baykal döneminde de tutuldu. Efendim Baykal değişsin, her şey düzelir. Yok yani bu genel başkan değişikliğine bağlı bir şey değil. Genel başkanla ilgili değil. Bu partinin geçmişiyle ilgili, mevcut yapısıyla ilgili. Onun için özellikle geçmişi değiştiremeyeceğimize göre mevcut yapıyı değiştirmemiz lazım. Evet. Mevcut kadroları değiştirmemiz lazım. Partinin tüzüğünün değişmesi lazım, programının değişmesi lazım. Yani yeni siyasete adapte olan bir Cumhuriyet Halk Partisi, herkesten önce adapte olması gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi olması lazım. Kadroların değişmesi lazım. Bu adaptasyonu bizim öncelikle yapıyor olmamız lazım. Genel başkan çok demokrat bir insandır, çok şeydir, tahammüllüdür, kızmaz. Bakın en ağır eleştiriler, referandum sonrası bizde oturdu, grup, meclis grubu oturdu, genel başkanın başkanlığında bunları değerlendirdi. Ya, çok sert eleştiriler. Sağlar da söylüyor, ben grupta da konuştum. Grupta da söyledi bunları. Daha da sert eleştiriler yapan milletvekilleri oldu. Tabii, gerçekten. Parti meclisinde de oldu bu eleştirileri yapanlar. Çok sertler oldu. Genel başkan hepsine eyvallah dedi. Genel başkanın Sayın Sağlar'ı şeye vermesinin sebebi şu, disipline. Onu akşam gazetesinde manşet etmiş. Şimdi akşam gazetesi biliyorsunuz bir yandaş, bir havuz medyası. Öyle demeyeyim de yani muhalefete yakın yayınlarını yani, bilinen bir mi? Ben söyleyeyim, siz söylemeyin ama. Öyle yani o taraf tarafına yani satış falan fazla olmayan bir gazete. Yani tutup yani Cumhuriyet'te söyleseydi mesela Cumhuriyet gazetesinde söyleseydi AKP, bu kadar tepki gösterilmez miydi? Gösterilmezdi. AKP'den birisi kendisi mesela bir şeyde Bir Gün gazetesinde yazıyor, köşesi evet. Var. Söyleyebilirdi, yazabilirdi. Orada da röportaj. Şimdi bir AKP'den bir parti meclis üyesi, onların MYK'sından birisi kalksa öyle şey adı sanı olan bir milletvekili kalksa Cumhuriyet gazetesinde ya da Sözcü gazetesinde olan böyle bir manşet olan ilk sayfadan manşet bir şey verse, demeç verse bunun anlamı nedir? Ben isyan ediyorum, ben şey yapıyorum. Yani düşmana yani, silah verdi öyle denilen, yani, evet, silahı yani, düşmana verdi bizi vursun diye. Yani biz bozulduğu taraf evet. Bu oldu. Yoksa o aynı eleştirileri kendisinin söylediği gibi. Grupta da yaptı. Parti peki, meclisi üyesidir. Parti zaman, meclisinde de yaptı. Yani tamam. Olay peki, o. Peki kapının önüne koyarım. Çok güzel bir yanıt geldi. Kapının önünde bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kapının önü de kapının önünde de dururuz dediler. Ben çok ya, beğendim. Tabii her şey. Değil mi? Güzel bir karşılık. Ama cenazeye önünde, katıldığım için orada yoktum ama kapının önüne koyarım lafı üzerine 5 dakikaya yakın da alkış evet. Sürmüş. Tabii ben şöyle diyorum şimdi önemli olan mesela hani deniyor ya ben başbakan olsam ben cumhurbaşkanı olsam ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsam. Evet. Çağırırım Fikri Sağlar Bey'i otururum herkesin önünde hatta dinlerim konuşurum kapının önüne koymadan önce. Sen bunları söyledin de kardeşim niye akşam gazetesine gittin derim ama şimdi şöyle kopuyor iş işte. Zaten hani AK Parti'nin belki de başarısı burada. Yani herkese konuşma yasağı var. Herkese kimse kanallara ya gidemiyor. Kimse bir şey. Hoş bazıları işte yani, sosyal medyadan falan böyle şey var. Disipline sevk edilmesi muhakkak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bizde canım, inanın samimi söylüyorum şeyde disiplin kurulu da yüksek disiplin kurulu da bağımsızdır. Yani ona genel başkan kimseye şöyle kapının önüne koyun diyemez. Diyemez evet. Yani onun için bu da iyi oldu burada açıkladığınız yani. Hiçbir şekilde ceza alacağı anlamına da gelmiyor yani. Almayacağı anlamına da gelmiyor. Evet, alacağı anlamına da gelmez. Onu
Yani bağımsız bir yargı gibi mi karar veriyor disiplin kurulu? Kesinlikle öyle. Daha önce de buna benzer kararlar söz konusu oldu. Hepsinde bağımsız hareket etmiştir. Peki Fikri Sağlar'ın söylediği doğru mu? Asıl tek adam Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Zaten asıl tek adam Devlet Bahçeli, asıl tek adam hani AK Parti, asıl tek adam Temel Karamollaoğlu. Asıl tek yani adam Demokrat Parti'de Gültekin tabii, Uysal. Yani tabii, bir partinin genel başkanı bizim gerçekten siyasi partiler yasası seçiyor. Göre öyle tek adam zaten tek adam. Yani aslında bu bilinmedik de bir şeydi. Tabii ki. Yani buna da tek adam demesine dolayı, de. Ondan dolayı değil ki zaten disipline verilmesi. Yani ondan evet, anladım değil, akşam gazetesine önce, konuştuğu tabii, için verilmedi. Evet. İşte burada açıklığa kavuşsun canım, vatandaşlar da bilsinler, biz biliyoruz da. Şimdi Bülent Beyciğim, şöyle bir yeniden yapılanma Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi'nde diyorsunuz. Evet, genç seçmen çok fazla. Çeşitli meslek gruplarından insanlar meclise girmeli. Ama artık milletvekilinin bir hükmü kalmadı ki. Evet, İki, bir şeye katılacağım, katılmıyorum. Sayın Baykal'ın da söylediklerinde sizde de burada söyleminizde bir şey dikkatimi çekti. Biz %49'u kucaklayalım, 49'u tamam kucakladınız, gene %49'dur bu. Asıl hedefinizin bence AK ama Parti'nin şey dedim, içindeki dedim AK ya, Parti'den de oy yaptım, alacak. Evet. 49'u kucaklayıp 51'e taşımaktır yok, dedim. Evet ama, diyenleri de kucaklamak yani tabii evet ki, hayır diyen %90 tabii, 90'ı kucaklayıp tabii ki, başarıya ulaşmak. Tabii ben onu ama dedim ama. Baykal'ı da hep dinliyorum dinliyorum. Önce 49'u sen, kucaklayalım sonra 51 en az 51 51'i hedefleyelim yarıyı evet, geçelim. Ama evet, bunu yapmak için de AK Parti'nin blok oylarını mesela Orta Anadolu. Tabii. Hiç milletvekili çıkaramadığınız çok il var sizin mesela. Güneydoğu'da da özellikle. Evet. Özellikle oralarda bir ne diyeyim yeniden yapılanma derken oranın örgütlerinin oranın şartlarına uygun genç tabii, yeni siyasetçilerle örgülenin hele hele üye kayıtlarıyla üye sayısıyla biliyorsunuz şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı herhalde rekor. Cumhuriyet Halk Partisi üye sayısını herhalde 5-10'a katlar. Tabii işe girmek isteyenler önce üye olmak zorunda ondan sonra. Olsun o kadar iş yok o kadar iş yok 10 milyon kişi işe alacak iş yok. Şimdi şunun için diyorum bu yeni yapılanmada ben Erbakan modeli derdim bunu hep. Bir gazeteci olarak yorumlarımda yazılarında Erbakan modeli şudur. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy üye kayıtları evet, bunların ziyaret edilmesi, bunlarla toplantılar düzenlenmesi ve sizin az önce söylediğiniz değişim tabandan başlar sözünüze cevaben söylüyorum. Değişim tabandan başlayıp güçlenip tavana doğru ondan sonra genel başkan kolay dediğiniz gibi 1100 kişi 1150 kişi oy veriyor. Ama tabanda o 3 milyon 4 milyonu 30 milyonu 10 milyonu üye sayısına çıkartmak lazım. Peki şimdi onun için süremiz, siyasi partiler kanunun seçim kanunu evet süremizin lazım, sonuna gelirken şimdi ben de size asist yapıyorum. Siyaseten gol atmak isterseniz objektif sizin evet, bir genel anlamda gene çok program yaparız siz gerçekten değişik görüşleriniz ve hani ne diyeyim kırıcı değil de tatlı bir muhalefetiniz var AK Parti içinde evet, ki herhalde diyorlardır ki herkes Bülent Bey gibi hem kısa hem de yumuşak sözlerle hakaret etmeden bizi eleştirirse diye düşünüyorlardır belki. Onun için o üslubunuzla buyurun vatandaşa 3-5 dakikamız var. Nasıl seslenmek istersiniz Ege Türk Televizyonu'ndan? Şunu söyleyeyim. Gerçekten Türkiye çok önemli bir dönemde kavşakta. Bir önemli sürece girdik. Bu dönemde ya bir şeyleri başaracağız, daha fazla demokrat olacağız. Daha fazla insan gibi yaşamak. Hakkımız olacak. Bir üst lige çıkaracağız Türkiye'yi demokraside. Hepimiz onunla beraber çıkmış olacağız tabii Türkiye ile birlikte. Böyle bir şansımız var. Ya da bunu başaramayacağız. Maalesef çok daha sıkı, çok daha totaliter, hukuksuz bir rejime mahkum olacağız. En azından bir fetret dönemi kadar bir sıkıntı yaşayacağız. Böyle bir tercih dönemindeyiz. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Dış politikada özellikle Avrupa ile ilişkiler konusunda, Rusya ile, Amerika ile, komşularımızla ilişkiler konusunda
sıkıntılarımız var. Kendi içimizde toplumsal yapımızla ilgili sıkıntılar var. Bu dönemi sadece iktidar partisiyle atlatmak mümkün değil. Bu dönemi hep beraber atlatacağız. Çünkü referandumda çıkan sonuç 49'a 51 oldu. Evet, hayır oyları nicelik olarak geride kaldı 2 puan ama nitelik olarak hayır oyları çok daha nitelikli, daha eğitimli, daha kentli oylar. Daha fazla sorumluluğu olan oylar 49 oyları. O oylar, o şekilde oy verenlerin, herkesin daha doğrusu vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi ve yarınlara bu ülkeyi bu sorumlulukla taşıması lazım. Birbirimizle uğraşmayacağız. Ülkemizi hep birlikte daha güzel günlere, daha bir güzel döneme taşıyacağız. Bu dönem öyle bir dönem, öyle bir vebal var hepimizin üzerinde. O sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Özellikle bu mesajı vermek istedim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Keyifli program oldu. Yine buradan tekrar adı geçen veya partisinin adı geçen herkese kapımız açık, gönlümüz açık, programımız açık. Söz hakkı sizlerin, değerli siyasetçiler, bürokratlar, vatandaşlar. Çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Umarım başka bir programda birlikte oluruz tekrar. Teşekkür. Değerli izleyiciler, söz hakkı işte böyle demokratik bir yapı içerisinde devam ediyor. Ege Türk Televizyonu inanın çok hızlı bir yükselişte, çok yakında çok daha güzel programlar, çok daha içerikli programlar izleyeceksiniz. Onun için izleyin, izletin, bizleri duyurun ve bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.